Hem vicdansız hem sefa düşkünü iki dolandırıcı yaşlı bir çifti kandırıp altınlarını aldıktan sonra çilingir sofrasına oturdular. Tam Cihangir manzarasında balığın tadını çıkarıyorlardı ki hiç ummadıkları bir sürprizle karşılaştılar. Kolumdan bileziklerimi aldım. Okuyup üflüyüp getirecek yani. Öyle dedi bana. Bozduruyorlar, içki masasını kurduruyorlar ve üzerine balık malık vesaire boğazlarında kaldı. Yaşlı kadın neden çaldınız altınlarını? Yaşlı kadını dolandırıp altınlarını çaldılar. Kuyumcu da bozdurup Cihangir'de içki alemi yaptılar. İşte pişkinliğin kitabını yazan iki dolandırıcı. Sarıyer'de yaşayan Fadime ve Mustafa Karaaslan çiftini kurban seçtiler. Yardım bahanesiyle kandırdılar. Annem öldü dedi. Bir miktar parası vardı. Onu fakirlere dağıtıyorum diyor. Ne kadar para verdi size? 5 milyar. Ben camdan bağırıyorum. Gitme gitme diyorum. Adam aşağıda vereceğim. Sen susacaksın. Bir baktım ki şu köşeyi döndü. O uyarı işe yaramadı. Dolandırıcılar yaşlı kadının kolundaki bilezikleri almak için bu kez de okuma üfleme yalanı uydurdu. Parayı verdi bana, geri aldı. Bileziğin bir tanesini çıkarttım verdim. Üstüne dua edeyim geleyim dedi. Okuyup üflüyüp getirecek yani. Bakın o dolandırıcılar Fadime teyzenin 3 tane altın bileziğini kolundan çıkarıp kuyumcuya gittiler. Ok meydanında kuyumcuda 25 bin lira karşılığında altın bilezikleri bozdurdular. İşte dolandırıcının altınları bozdurduğu o an bilezikleri kuyumcuya verip parayı böyle alıyor. Dolandırıcılar altın bileziklerin karşılığı olan 25 bin lirayı alıp kuyumcudan çıktılar ve o paranın keyfini sürmek istediler. İşte bu nedenle Beyoğlu Cihangir'de bir balık restoranına gittiler. Ancak Sarıyer Asayiş Büro ekipleri de onların peşindeydi. Cihangir'de çilingir sofrası kurduran dolandırıcılar balığın mezenin keyfini süremeden işte böyle yakalandı. İçki masasını kurduruyorlar. Ve üzerine balık malık vesaire orada sefa sürmeye çalışıyorlar. O anda da polisler geliyor, enseliyor bunları. Boğazlarında kaldı tabi. Polis altınları yaşlı çifte teslim etti. Size ait. Geçmiş olsun. Sağ olun. Fadime teyzenin mutluluğu görülmeye değerdi. Yaşlı kadının altınlarını çaldıktan sonra bir kuyumcuda bozduran ardından Beyoğlu'nda sefa süren o iki dolandırıcı Sarıyer Asayiş ekipleri tarafından adliyeye sevk ediliyor. Yaşlı kadın neden çaldınız altınlarını? İçki masasında yakalandınız. Daha önce de bu yöntemi kullandınız mı? Sefa düşkünü vicdansızlar mahkemece tutuklandı.